Daha önce de birkaç defa gittim ama çok istediğim gibi bir güzel görüntü alamamıştım. Bu dönem tam alageyiklerin biraz daha toleranslı o görüntü verme zamanı olduğundan dolayı geçen hafta bir arazi planı yapıp 4 günlük gittim. Alagey bulunduğu bölgeden başlarsak hani habitatından Kızılçam Ormanı, altında da Maki, çok sık bir orman. Hayvan da çok ürkek ve narin bir tür olduğu için koku alma türü, koku alma olarak da çok hassas bir hayvan. Onun için yani Alage'yi görüntülemek zor biraz, hani Evet. zor derken. Siz kaçta gittiniz? Burada şu an saat kaç? Bu sabahın 7.30 civarı filan. Ben araziye sabah 4.30-5 gibi yola çıkıyorum. Çıktım. Yani orada hava 6.30 gibi aydınlanmaya başlıyor. Yani ilk ışıklar. Yani tam çekim olmuyor ama yerimizi almak için, yani kamuflör, Evet. çünkü direkt orada gidince beklemek zorundasın. Bazen uzun süreler. Yani çekim sırası işte böyle tam gün ışık çıkınca 7.30 gibi filan bu saat işte. Yani gittiğim günü de sayarsak 4 gün kaldım. Ama ben 3 gün çekim yapabildim. Görüntülemek Burada için. yaklaşık 3.5-4 saat, yani alageyik dediğim gibi sabahın ilk ışıklarında yani ormanın karanlık bölgelerine geçiyor. Yani ondan sonra yani 7.30-8.30 hatta 9 gibi görme ihtimali var. Geçiş noktası burası. Burada uzun süreçte işte, yani dediğim gibi gün doğumunda 6.30 gibi giriyorum, kamufle oluyorum böyle. Yani 9.30, 10 gibi 10'a kadar bekliyorum yani, hiç kıpırdamadan. Çünkü çok hassas bir hayvan. Çok iyi bir koku alıyor. Alanda şey olduğu için gördüğünüz gibi orman, altta da maki çalılıklar var. İçeride ve hani hayvanın sesini duyabiliyorsunuz. Bir de üreme dönemi olduğu için böğürme, yani kükreme sesi var. Müthiş bir ses. Ama hayvan yine de şey yapıyor yani. Ne kadar kamufle olsanız da o keskin koku alma ve hislerinden dolayı sizi hissediyor. Bazen çıkmayabiliyordu yani. Ben 3 gün bekledim. Hissetme Göz göze geldiğinizde. çok bir, yani çok heyecan verici bir duygu. Yani hani bir meşhur söz var ya, anlatılmaz yaşanır. Öyle bir şey. Yani bu görüntüde şu anda ben kamufle altındayım yine. Çevremde 3 tane erkek alageyik var. Yani boğa diyoruz geyiklerde, erkeklere. Müthiş bir kükreme sesi var. Yani çekim yapalı bir haftayı geçti şu an. Bazen hani gece yastığa kafamı koyduğumda o böğürme sesi, kükreme sesi hala kulaklarımda. Yani müthiş büyülü bir bakış şey yani. Yani şu an üreme dönemi olduğu için böğürme sesi, yani o sesi takip ederek zaten o bölgede çalıların arasında geziyorlar sürekli. Yani artık geçiş yerlerinde kamufle olduğum için üzerime geldiler orada, hani şey olmadan bir anda fark ettim. Göz göze geldik, heyecan. Hatta işte kamera bir anda sallandı. Çok hissediyor zaten görüntüde.